Evet, şimdi Metaverse dediğimiz şey nedir'e çok detaylı girmek istemiyorum ama kısaca en azından onu da belirtmemizde fayda var ki yani Müslümanların orada girmesi sakınca olup olmadığı açıklığa kavuşsun. Metaverse internetin daha ileri bir uygulaması değil mi? Biz internette önce konuşurken sadece yazılar gidip geliyordu. Mailleşiyorduk, yazılar gidip geliyordu. Sonra buna sesler eklendi, görüntüler eklendi. Sonra o seslerin, görüntülerin kalitesi daha çok yükseldi. Sosyal medya eklendi. Gittikçe internet üzerinden insanların bağlanması, McLuhan'ın deyimiyle bir küresel köy oluşumuz daha da o olgu daha da çok arttı, arttı, arttı. Bu sefer Metaverse aslında bunun daha ileri bir uygulaması. Yani bu sefer belki o görüntü olarak gördüğümüz şeyleri üç boyutlu şekilde görebileceğimiz, insanlarla etkileşimimizin çok daha yoğun olacağı bir alana geldik. Ve İşin özü de aslında senin dediğin gibi bir ticari sonuçta da bir olay. Yani birçok firma buradan doğacak yüz milyarlarca dolarlık pazardan pay kapmaya çalışıyor. Birçok firma da buradan pay kapmaya çalışmasının neticesinde hepsini birbirine bir şekilde bağlayacak olsalar da aslında birçok metaverse var. Yani bir tane de metaverse yok. Bu en çok Facebook'un Meta ismini almasıyla değil mi? Çok Halkın gündeme, evet hocam, gündeminde iyice gündeme. yayıldı ama Ve diğer sonuçta bir tek firmalar da buna Facebook, katıldılar. Evet. yani bir tek Facebook'un olduğu bir şey değil bu. Yani birçok ayrı ayrı metaverse var. Bunların da sunacakları ayrı bir şeyler var. Kimisi işte bizim daha evvel oynadığımız, oynanan bilgisayar oyunlarının daha canlısı, daha aktif içine gireceğiniz şeklini yapacaklar. Kimisi dünyadaki bütün şehirlerin bir maketini yapıp oradan araziler, arsalar satıyorlar. Kimi metaverse'lerde işte bazıları araziler alıp o arazilerinde konserler verip o konserlerine bilet de satmaya başladılar. Yani bu ticari gittikçe daha da büyüyen bir ticari alan olacak ama oldu bile. Şu Evet. andan burada milyarlarca dolar paraya buraya akıtıldı. Sadece kurulmasında değil insanlar buraya girip de bir şeyler de buradan araziler aldılar, onu aldılar, bunu aldılar. Yani araziler aldan kasıp sanal araziler Evet. yerde buradan aldılar. Ve sonuçta insan hayatına girdi. Sonuçta Müslümanların böyle bir ticari faaliyetten geri durmasının gerektiğini söylemek bana göre çok saçma olur. Müslümanları kısıtlamak olur. Bilakis burada yüz milyarlarca dolar döneceğine göre, yani Müslümanların da ekonomide güçlü olması iyi bir şey olduğuna göre, burada ticari faaliyetlerini herkes yapsın. Ama sonunda burada dikkat edilecek bir şey nedir? Normalde olan şeyler, yani haram olan şeyler. Diyelim ki buradan bir Metaverse üzerinden bir şey kurup da oradaki alım satımlarda diyelim ki bir haram bir unsur satılıyorsa veyahut da Metaverse'ün üzerinden normalde haram olacak bir şey yapılıyorsa bu yine haram olur. Yani Metaverse'de oluyor diye bunun haramlığı geçmez. Mesela diyelim ki birisi hakkında iftira yaymak değil mi? İslam açısından haram. Ama bu Metaverse'de yaydım canım ben gidip birine söylemedim bunu. Metaverse'e yazdım oradaki alanlarda bu yayıldı falan. Sosyal medyada nasıl yani bir iftira atmakla iftira düşmeyeceği gibi Metaverse'de de düşmez. Yani real hayatta haram olan veya kısıtlanan şeylerin aynısı o sistemin kendisi içinde de geçerli. Tabii yani Metaverse'de yeni bir haram türemez. Var olan bir haramın yeni tarzda bir uygulanışı olabilir. Değil mi? Mesela eskiden insana iftira attığınızda daha çok mahallede kulaktan kulağa yayıp iftirayı aleyhine durum oluşturuyorsanız sosyal medyada bu başka bir boyuta geçti. Metaverse bambaşka bir boyuta geçiyor. Ama özünde İslam'da iftira diye bir haram var. Allah'ın dini 7. yüzyılda vahyedildi ve bitti. Yani yeni bir haram hiç kimse koyamaz, yeni bir farz kimse koyamaz. Ama o haramın yeni şekillerde uygulanıyor olması onun haramlığını ortadan kaldırmaz. Yani Metaverse'de böyle bir haram. Siz İslamiyet'te mesela hileli ticaretler haram kılınmıştır. Siz bir şey gösterip bir kimseye başka bir şey satarsanız, tartıda ölçüde hile yaparsanız bu haramdır. Bunu Metaverse'de yapmaya kalkarsanız, Metaverse'de bir şey gösterip başka bir şey satarsanız, o kimsenin parasını alıp da sanal bile olsa gerçek olarak neyi vereceğini söyleyip de onu vermezseniz haram olur. Yani hileli bir ürünü sanal bir ortamda satmak mübahtır diye bir anlayış olmayacak. Sonuçta İslam'daki temel ilkeler ve kurallar belli. Bu temel ilkeler zeminlerde, çağlarda fark etmeksizin her zeminde aynı şekilde Yani uygulanır. Metaverse'e girmek, Metaverse'de ticari bir faaliyette bulunmanın haram olması diye bir şey söz konusu değildir.
Ama normalde haram olan her şey de orada geçerliydi. Yani bu da metaverse'e girmek haramdır şeklinde bir büyük cümleler kurmak çok çok yanlıştır. Ama metaverse'e girersen yani her şey mübahtır demek de o kadar sakıncalı. Dediğim gibi yani insanları aldatan, insanlara hileli ürünler satan veya insanların aleyhine durum oluşturan her şey metaverse'te de normalde olduğu gibi sakıncalıydı. Metaverse bu sakıncayı ortadan kaldırmaz. Ama burada bazı insanlar diyorlar ki işte burası işte çok şey yeni bir alan, işte arkasında devlet yok, işte arkasında şu yok, bu yok falan mesela. Demek ki bunlar çok uyduruk izahlar. Yani bir şey arkasında devlet olup olmamasıyla helal veya haram olmaz. Hilel olup olmamasıyla helal veya haram olur. Veyahut da işte burası yani çok rizikolu bir yatırıma girmeniz de haram olmaz. Yani bu metaverse de olabilir. Yani diyelim ki şu anda herhangi bir dünyanın bir çölünde bir arazi alsanız, hiç kimsenin gidip gelmediği bir gün o çöl değerlenecek diye düşünüp birçok kimseye göre bu çılgınca bir yatırımdır. Milyonlarca dolarınızı çöldeki kimsenin gelip geçmediği bir araziye yatırsanız, siz ama diyelim ki bir gün oranı kullanılacağını düşünüyorsunuz. İyi yani bu çok yanlış bir yatırım olabilir ama haram olmaz. Yani bir şeyin makul olmaması o şeyin haram olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki. Yani bir şeyin yanlış olması ayrıdır, haram olması ayrıdır. Bunu çok çok iyi ayırmamız lazım. Ticarette de bu geçerlidir. Biz birçok şeyi yanlış yapma diyebiliriz. Mesela sigara içenlere hep yanlıştır, sakın yapma diyor ama sigara haram demiyorum. Çünkü Kur'an hiçbir haramla ilişkili değil. Veyahut da dediğim gibi birçok ticari faaliyete işte insanlara girme diyebiliriz. Aman paranı buraya yatırma, yanlış, akılsızca diyebiliriz bunları. Evet. Ama haram ayrı bir kategoridir. Çünkü dini sahibi Allah'tır. Dini sahibi olan Allah farzları belirlediği gibi haramları da belirler. Biz kendi beğenmediğimiz bir şey haram dememiz Allah'ın tek elinde olan dindeki günah oluşturma yetkisine kendimizi dahil etmemiz olur. Bu da din açıdan çok mahsurludur. Bu yüzden Kur'an'da da şey denir, yani diliniz yalana alışmış olduğu için şu haramdır, bu helaldir demeyin denir. Yani Allah'ın haram etmediği kimseyi haram kılmak çok sakıncalıdır. Bu çok çok yanlış bir şey bile olsa bakın. Yani bu çok yapılan bir yanlış bu. İnsanlar yanlışla haramı ayıramıyorlar. Evet. Bir sürü yanlış vardır. Bir şey haram değildir demek onu yapın anlamına gelmez. Biz hala ona yanlış diyebiliriz, ona karşı mücadele edebiliriz ama mücadelemiz haram etiketini kullanarak olmamalıdır.